Hoş geldiniz değerli misafirlerimiz. Misafirlerimiz bizim öğrencilerimiz. Leyla İnanır Akademi'nin öğrencileri, hepiniz hoş geldiniz. Ama hepinizin adına ben yine çok büyük bir hoş geldin demek istiyorum. Almanya'dan buraya geldi ve bizi kırmadı hocamız. Profesör Doktor Fikret Aktaş bizlerle. Beslenme tıp uzmanı. Bu bilimi de ben hocamdan öğrendim. Türkiye'de yokmuş. Biz endokrinoloji diyoruz, diyetisyen diyoruz ama hocam beslenme tıp uzmanıymış. Sizlerden gelen soruları yanıtlayacak. Sizlerin soruları için burada toplandık ve hocamız da bu soruları yanıtlamak için buraya geldi. Hakikaten çok teşekkür ediyorum. Kıymetli bilgileriniz için şimdiden. Eminim ki çok güzel sorular soracaksınız. Hocam da yanıtlayacak ve böylece Leyla İnanır Akademi'de bir daha keyifli bir semineri başlatmış oluyoruz. Hocam sözü size bırakıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Hoş bulduk. Merhabalar. Öncelikle şöyle başlayalım. Benim ağırlık çalıştığım alan, yani bizzat yaptığım başarılı çalışmalar obezite tedavisinde. Şimdi obezite tedavisinde bizim 1999 sene itibariyle çok güzel bir değişim oldu Almanya'da ve ondan önce de 1999 sene öncesinde de zaten bizim aşırı derecede vücut kitle indeksi, yani biliyorsunuz hesabını hepiniz, kilonuzu iki defa boyunuzla bölüyorsunuz. Yani örneğin 70 kiloysanız boyunuzda 1.70 ise 70 bölü 1.70 bölü 1.70, bu çıkan değer vücut kitle indeksiniz oluyor. Onun da 19 ile 24 arası normali, 24 ile 25-30 arası fazla kilo, 30'un üstünde de obezlik başlıyor. Obez birinci derece, iki, böyle de devam ediyor. Şimdi bizim kastettiğim hastalar vücut kitle endeksi 30'un üstünde, 35, 38, 40, 42, 43, 45 şeklinde olan hastalar. Hocam onlara morbid obez denilen grup o mudur? Evet, aynen. Şimdi onlar morbid obez hastalar, bunlar da şu şekilde. Şimdi fazla kilodan dolayı eklemler, tabii ki düşünebiliyorsunuz ki eklemler birbirine çarpıyor. Eklemler birbirine çarptığı zaman bu defa kemik kemike sürtmeye başlıyor ve ondan dolayı da bizzat sıkıntılar başlıyor. Ve bunu da bazılarının çok gelişmiş hastalık, yani ilerlemiş hastalık olduğu için ameliyat, hatta protez gerekiyor. Şimdi yalnız protez de cerrahlar, ortopedi doktorları hemen protezi takamıyor çünkü kilo vermesi lazım önce. Şimdi bizim diyet planına göre biz diyet versek, bu kişiler ayda taş çatlasın, hepinizin az çok tecrübesi var, taş çatlasın ayda 2 kilo, hadi 3 kilo. 5 kilo veremez. Veremiyor. Şimdi farz edelim, bir örnek alalım. Hasta 120 kilo. Doktor diyor 90 kiloya düş, gel ameliyat edeceğim. Bu defa 30 kiloyu nasıl verecek? Diyetisyene gidip sadece diyet planıyla yapsa, dediğim gibi hafta, ayda 2'şer buçuk kilo. Hadi çok kararlı, çok morali bozuldu, sağlık durumunu hani daha iyi olsun diye azimli, disiplinli, taş çatlasın. Belki olmaz da ben abartarak konuşuyorum. 2 ay sabrı var bunun, 2 ay yaptı. 2 ayda 4 kilo, 5 kilo. Yani tatmin olmaz. Mümkün değil. Onun için çokları, ciddi kilosu olanlar veremiyor fazla. Radikal diyetler alıyor, işte su, ne derler, ödem atıcı haplar, şudur budur, suyu atayım filan. Yani bu da, ama şimdi onlara kızmamak lazım. Niye ya? Onlar, çünkü biz şu tarafını hiçbir zaman konuşulmuyor. Ben ilk defa belki şimdilik söylüyorum. Böyle kilo sıkıntısı olan ruhsal hayatı nasıl acaba, soru işareti. Ruhsal konu hiç kimse konuşmuyor. Tek kilo, kilo, kilo. İyi de ama ruhsal tarafına bakalım. Bir de azarlamalar oluyor. İşte yemesen de böyle hali olmaz. Bir hakaretler görülüyor falan. Bunlar yanlış hareketler. Bunlar yani ne derler, olumsuz hareketler. Ona destek vereceğimiz yerde öyle kişiye biz bir de öyle deniliyor, yani genel olarak. Şimdi bu kişiler öyle bir zor durumda ki, siz şöyle düşünün, denizde gemiden okyanus, yani denizde gemiyle giderken denizden düşmüş kişiler düşünün. Şimdi o durumda kişi ne gelse tutabilecek şeyi tutar, değil mi? Hani
Denize düşen yılanı sarılır. Ha, onu da şimdi yanlış söyleyeceğim diye söylemedim. Teşekkür ederim. Yani ben şunun farkındayım şu anda. Birkaç daha atasözleri daha iyi şey çalışmam lazım yani. Şey ama durum bu. Yani ne çıkıyorsa onun için ne çıkıyorsa o kişinin ruhsal ne derler tahrik olduğu için vay Türkçe de iyi gidiyor ya. Tahrik olduğu için yani ruhsal travmalı olduğu için bu defa kişi ne çıksa ümit ya olursa hani Nasreddin Hocam'ın bir göle su değil, evet. Yoğurt, maya çay, göl tutar, ya tutarsa şeklinde hani şuna geleceğim. Ya olursa, ondan sonra arkasına, bunu şimdi şunu unutuyor, bunlar ticaret amaçlı mı yapıyor bilmem ne, bunu unutuyor. Hemen bir imkan geldi diye ona ümit bağlıyor. Ama şu da bir üzücü durum, maalesef doktorlarla, bazı böyle ticaret, sırf ticaret amaçlı düşünen doktorlar diyelim, şeylerle maalesef olmayan fazla bir etkisi faydası olmayan şeyleri bile bu şey böyle pazarlıyorlar. Yani o da etik konusu da ona girmek istemiyorum. Ama şuna geleceğim. Bizim kilolu olan kişilerin maalesef obez olanların o örneğe geri dönelim. 30 kilo verecek hastamızın aynı şekilde ameliyat da olacak artı. Bir de o örnekteki hastamız ameliyat da olacak dedik. Protez takılacak. Şimdi bu 30 kiloyu başka nasıl verebilir? Ne çıkıyorsa alıyor yapıyor olmuyor. O hap alıyor, suyu atıyor, hap atıcı yani şey ödem atıcı haplar alıyor, eczaneden reçetesi olanları yani alıyor. Su gidiyor, geliyor. Diyetisyene gidiyor, 3 hafta zor dayanıyor. 1,5 kilo ancak vermiş. Yani kısacası motivasyon sıfır, ne varsa deniyor, bu halde hasta. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bazı kişilerde stres kilo alıyor, bazı kişilerde de stres kilo verdi. Doğru. Tamamen hormonal bir dengesizlik midir? Yoksa tiroidlere mi bağlıdır? Nedir bu? Şimdi kısacası stres anında stres hormonu üretilir. Adrenalin, noradrenalin. Bunlar stres hormonları üretilen vücutta. Şimdi bunlar üretildiği zaman iştah açabilir, iştah kesebilir. Kişiden kişiye değişik. Yani adrenalin kick olduğu zaman bazıları yani her insanda farklı tepkisi oluyor. İştah açılanın iştah yemeğe yükleniyor ya da şeker, çikolata, tatlı şey yükleniyor. Veyahut da stres hormonu bazılarında da iştah kesiyor. Ne güzel. İştahım kesildi diyor. O ondan kaynaklanıyor. Şimdi. Peki hocam, bir şey ben soracağım. Şimdi bizim Türk hanımlarında genelde bir armut tipi bir kilo alma var. Yani bölgesel kilo problemi. Bizim hanımların birinci derecede sıkıntısıdır. Evet. Basenlerden alır, bel bölgesinden alır. Yani sıkıntı üst bölgeden çok, belden aşağı kilo alma, armut tipi şekil dediğimiz şekildir. Bunlar neden böyle olur? Yani ne yapı mıdır? Yoksa yağ böyle yağ orada mı daha çok birikiyor? Şimdi yağ deposunun bizzat bayanlarda yağ deposunun şeylere depoları var. Bayanlardaki depolarda bizzat basen ve karın bölgesi. Şimdi kadından kadına değişiyor. Bazen de basen ağırlıklı oluyor ama karın. Biraz önce veyahut da bir başka görüş konuşmamda anlatmıştım. Basen yağı fazla zarar vermiyor sağlık konusunda. Karın yağı zarar veriyor. Yani karın yağı kana geçiyor. Kana geçtiği zaman İnsülin direnci olmuş. Yani insülin direnci biliyorsunuz insülin şekeri dengeleyen bir hormon ve insülini de bir anahtar olarak düşünün. Kapıyı açan yani hücre kapılarını açıyor. Kandaki şeker hücrelere giriyor. Normal çalışma yani normal bir durumda. İnsülin direnci demek anahtarların yamulmaması yani insülin görevini yapamaması insülin direnci anlamında. Hangi görevi yapamıyor? Anahtar misali aldığımız zaman yamulduğu zaman, deform olduğu zaman kapıları açamıyor. Yani hücre kapılarını açamıyor. O zaman da şeker kanda kalmış oluyor. Şimdi kısaca hemen şunu bitireceğim. Ondan sonra soruları hemen alacağım. Şimdi toparlayacağım da konuyu. Şimdi bizim bu hastada kaldık. 30 kilo verecek. Bu bizim hastamız sonunda tek olarak değil. Bunun gibi kaç hastalar vardı ya da var haledir var. Bu defa Alman Bakanlığı dedi ki beslenme tıp uzmanlarıyla hekim doktor uzmanlarına yani bir araya geldiler. Ondan sonra bunlar bir ciddi bir çalışma yaptılar bundan yaklaşık 50 sene önce. Ve o çalışmada aynen bu benim anlattığım konu ele alındı. Ve
Urda başladılar. Yani orada, orada mı orada mı? Neyse ben karıştırdım yine. Yani o şeyde, toplantıda dediler ki çözüm ne olabilir? Şimdi diyetisyen üzerine yapılsa fazla kilo verilmiyor. Motivasyonunu o kadar yüksek tutman lazım ki bu hasta en az 6, 7, 8 ay yapması lazım. Yani onu da mümkün değil. Peki ne olabilir? O zaman dediler biz o zaman bir reçete, bir şey hazırlamamız lazım. Bir destek amaçlı bir şey lazım. Destek amaçlı. Bu da destek amaçlı bir şey, hap olarak iştah kesici haplar var. İsim vermeye gerek yok. Ama onları aldığı zaman kişi yine fazla bir faydasını göremeyecek. Çünkü dengeli beslenmeyecek. Bu defa hem kilo verecek hem de sağlıksız verecek. E peki ne olabilir? Öyle bir şey olması lazım ki öğün yemek yerine alabilecek bir şey olması lazım. İşte bu ürün, o zaman bu tür ürün üretildi. Yani bu 99'da bir yenileme oldu ama 99 senesine kadar aynen bu şekildeki ürünler öğün yemek yerine alınan ürün oldu. Gıda takviyesi değil bakın. Onun için özellikle anlatıyorum. Gıda takviyesi nedir peki? Gıda takviyesi normal beslenmenin yanı sıra aldığın vitaminler. Çünkü fazla meyve sebze yemiyorsan alacaksın. Alayım mı? Alacaksın tabii ki. Çünkü vitamin nereden alacaksın? Şimdi ondan sonra işte bazıları mineral eksikliği. Yani sonuçta gıda takviyenin anlamı var, mantığı da var. Yani supplementlerin gerçekten öyle kötü adı çıkmasının nedeni çünkü yanlış kullanımdan dolayı kötü adı çıkıyor. İşte supplemente kilo vermede bilmem ne, bu saçma tabii, olmaz. Bu tamamen yanlış ama kullanılıyor. O olmaz. Onun için peki ne olması lazım? Yapılıyorsa işte bu tür ürün öğün yemek yerine alınan ürün oluyor bu. Bu öğün yemek yerine alan ürün Almanya'da o karar alındıktan sonra yasalaştı. Hemen bir yasa çıktı. Yasanın içinde de diyor ki bunun diyor bir öğün yemek içerisinde diyor, yani bir öğün yemek aldığı zaman bunu diyor bütün mikro ve makro gıdalar. Bakın şimdi fark edeceksiniz. Şimdi mikro biliyorsunuz diyorsunuz. Şimdi ben desem yani söyleyin bu nedir mikro gıda? Yani böyle ben ama bırak deyip geçmiyorum. Anlatıyorum hemen bakın. Mikro gıdalar nedir? Gözle görünmeyenler. Vitaminler, mineraller. Makro gıdalar nedir peki? Gözle görünenler makro. Karbonhidrat, protein ve yağlar. Bakın ne güzel anlatıldı değil mi? Ben bunu tavsiye ediyorum hocalara da yani. Genel olarak bizim buradaki isim vermeyeyim. Bizim şimdi bazı ben burada tıp hocaları var. Tıp profesör hocaları. Aralarında da ben bazen kibarlığımdan diyorum hani hocam ama anladı mı bu şimdi? Anlayacak tabii ki. Baksın, okusun ya hani neyse düşünce farklı oluyor. Her neyse o konumuz hadi. Yani burada mikro ve makro gıdara ne gerekiyorsa bir öğünde içinde olması şart. Bir. İkincisi öyle bir protein kalitesi olması lazım ki bunu kullandığı zaman sırf yağlardan kilo verebilsin. Kasa zarar vermeden. Onun için bu yasalaştıktan sonra diyet kanunu 14A maddesine göre bu üretilme izni aldı ve sadece birkaç üretici bunu üretebildi. Ve bu sadece doktor muayenehane üzerine destek amaçlı ürün olarak satıldı senelerce. 1999'da heyete ben şey yaptım, o çalışma heyetine hemen dedim ya bu ne güzel çilekli, içine esas çiçek çilek niye koymazsınız? Onu böyle ne yapmaya baktım, bana hepten düşman değil ama kıskanan çok oldu. Baktım bununla baş edemiyoruz. Ben o zaman kendi imkanlarıma göre heyetimi kurdum. Üreticisini buldum, dedim ki benim bu formüle göre dedim üretin. Dedi üretici iyi de ama masrafı çok bu çünkü üretim şey hakiki meyve mesela vanilyada hakiki vanilya şotu bilirsiniz. Şimdi kilosu 200 avrodan 4-5 kilosu. Şotu var ya vanilya şotu. Çubuk. Hocam çok iyi bilir. Yani bu hakiki şotu var içinde. Mango, hakiki mango var. Mango var yani. Hepsi mango değil tabi. Doktor Bauman ürünleri gibi. Yani aynen Doktor Bauman. Mesela Doktor Bauman da aynı şekilde benim benzer şekilde düşüncede piyasaya girdi. Ne dedi? Ya dedi ben bir dermatolog olarak yani anlatmaya gerek yok ama bir kısaca
Dedi piyasaya baktı, dedi, benim düşünce kalitemde yok ürün. Yok, gerçekten yok. Parafeni, şusu, bu siz benden daha iyi bilirsiniz. Bunlar da yani ama şuna aynı durum. Aha ben de dedim ben, bir de ama şöyle söyleyeyim. Yanlış, ben hemen düzeltiyorum. Düzeltmem lazım, dürüstlük olmaz o zaman. Öbür ürünler de iyi. Alır mısın? Alırım. Bunun gibi mi hani etkinlik? Aynı etkinlik. İyidir. Alır. Ben kendim de kullanırım, yaparım. Yalnız tek şu. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Mercedes güzel araba. BMW de güzel araba. Öyle değil mi? Audi de güzel araba. Şimdi bu Mercedes BMW ise ya da Ferrari ise, bu yani en güzel kaliteli bir arabaysa kerhususta, yani deri koltuğundan tut tahta ahşabına kadar atıyorum yani. Bu buysa öbürü de en iyisi bundan sonra gelen Audi. Audi de iyi ya. Audi'ye birin yani arabanın kalite Alman şey yani, ona gelmek istiyorum. Hani eğer Audi'yi de sürerim ben. Ama şimdi yani buna kıyas olmaz. Zaten ondan ne diyorum, üretici diyor ki ya diyor meyve, hakiki meyve diyor. Onun diyor bir, dedim ben bunu bu şekilde formülü veriyorum. Yapar mısın, yapmaz mısın? Tamam. Ben de tabii az çok o zamanlar azimli bir çalışkan biri olarak da bilinir. Üretici bunu yaptı. Ne oldu yaptıktan sonra? Hatta ben size şunu da açıklayayım. Gülersiniz. Ama öyleydi. Ne diyeyim? Doğruya doğru. Dedim 70'e bana soruyor. Ne kadar diyor? Kaç ton? Yani çünkü en az bir üretim şeyi var. Yoksa makineleri açmak zarar. Dedim saf saf. Dedim ya 70 kutu ancak dedim. Tat baş. Adam ses kesildi. Dedim hala bakalım manzizi noktan. Ya diyor. Hiç unutmuyorum. Sonra dedim ya tamam da ben şimdi dedim palet yani 500-600 bir kubi palette. Dedim onu ben zaten mümkün değil. Yok dedi. Buraya geliyorlar dedi. Doktor grupları, şirketler hava basıp geliyorlar. 2 gün ilgileniyorum. Bir sürü masraf ediyorum. 10 gelenden bir tanesi yok. Bir hani ondan sonra gelsin bir şey. Hani sipariş versin. 20-30'da bir tane geliyor. Sen direkt açık konu. Ona bir de havalı geliyor. Biz şuyuz, biz buyuz, biz hep hava. Hani havalana hava. Uçuyor, ondan sonra bir gün düşüyor. Ya bak bu da güzel şey oldu. Gaym. Gaym ne oluyor Türkçe? Mesela havuz, kılavuz. Ne deniyor ne Türkçesi? Gaymen oluyor hani. Hoş, boş. Buna ne deniyor Türkçesi? Hani kelimelerin birbirine uyduğu zaman hoş, boş, kılavuz, hafiye mi oldu? Hafiye. Güzel hafiye oldu. Şimdi hemen bitiriyorum yani. Konu hemen bitiyor, sonra soruna geleceğiz. Şimdi öyle bir duruma geldik ki biz, üretici yaptı. 70 kutular geldi. 70 kutulara verdik. Hemen bir hafta, iki hafta yani bir kısa süre, yalan olmasın. Kısa süre sonra Hebraun, his aktar. Evet dedi. Dedim şimdi paletleri hazırla. Gerçek mi? Dedim tamam artık. Her başka ürünü alan, her Audi'yi süren, bizim Mercedes'i, BMW'yi sürünce dedi. Ya dedi bunun dedi bu. Tamam biz Audi'yi biliyoruz da kalite. Ya bunun ahşap, direksiyon, tahta, şeyi otura, ne kuzu derisi mi? Bu ne yani? Bu ne kalite? Düğmeye basıyorsun, havalandırıyor. Atıyorum yani şey örnek olarak. Yani bunu alan, bu tat neymiş ya? Bu sanki kakao. Hatta tadına bakabilirsiniz de şimdi. Çilek, ya bu sanki çilek püresi. Tabii yani ne sandınız dedim ben de yani. Hakiki şey olarak başlatıldı. Kısa kesiyorum, ciddi bir yerlere geldi. Yani 21 sene oldu. Şimdi hemen geçiyorum. Kusura da bakmayın, ben bazı şeyleri böyle uzun şey yapıyorum da canınızı sıkmak için değil de bazen böyle hani anlam oldu yani önemli gördüğüm için. Şimdi birincisi ilk başta bu çıktığı zaman tedavide kullanıldı destek amaçlı ürün olarak ve bunu o zamanki yani yaklaşık 50 sene önceki başladıkları zaman ilk versiyonunda bu kişiler başladı. İlk 2 haftada 6-7 kilodan aşağı veren olmadı. İlk 2 haftada. Hemen anlatıyorum bilimsel olarak da. Bunu 2 gün aldığınız zaman vücutta bakın yine farkı görün yani. Şimdi bizim bir herhangi hoca isim vermeyeyim. Glikojen deşesi boş olur. Peki glikojen deşesi ne hocam? Yani glikojen de ha şimdi konuştuk.
Glikojen deposu boşaldı. E glikojen deposu ne ki? Ya bir anlat onu değil mi? Şimdi beni anlıyorsunuz. Ben onun için eleştiriyorum ki bile bile eleştiriyorum. Çünkü bazı takip eden hocalar var beni. Bir del iki de belki şey yapar, jeton düşer de artık değiştirirler yani şeyleri. Ha. Şimdi ben kendi versiyonumla devam ediyorum. Şimdi glikojen deposu vücuttaki enerji deposu. Yani karbonhidrat deposu. Bu 400 gram olarak vücutta takriben 400 gram olarak vücutta dağılmış. 150 gramı karaciğerde, 250 gramı kaslarda. Karbonhidrat deposu. Yani glikojen deposu. Bu depo bu 2 gün içerisinde bu üründen günde 5 kez kullanarak boşaltılıyor. Ve o glikojen deposu boşaldığı zaman zaten ilk 2 günde 1,5-2 kilo zaten oradan gitmiş oluyor. Bir de glikojen deposu boşaldığı zaman bu defa vücut enerjisiz ne yapacak peki? Yardım olacak. Ben sizleri seviyorum gerçekten. Bir şey olarak ben farkındayım. Konsentreleri dinliyorsunuz. Farkındayım. Ona memnun olurum. Öncelikle teşekkürler. Bir de yani leblebeden leblebe anlama ona tamamen bayılıyorum. Yani o da yani sizin tabii ki ona göre güzel bir şeyiniz var yani. Ne deniyor ona? İlim şeyiniz var yani. Bu defa boşaldığı zaman yağ depolarından erime başlıyor. Ve şaka, espri, masal demiyorum bakın. Yoksa desem onu biliyorsunuz artık, tanıyorsunuz beni. Şaka derim veyahut masal derim veyahut şunu derim. Ben açık sözlüyüm. Bunu 2 gün kullandı. Bak ben şöyle anlatayım. Ben kendimden biraz önce anlattım değil mi? Hani kel ilaç bulsa kafasına sürer. Tamam ben şimdi o kadar abartılı hani şöyle değilim. Sonuçta olabilirdim. Ama ben her zamanında şimdi ben şu anda bile benim beden 50 beden, kadındaki 38 beden. Ben bu bedeni korumaya bakıyorum. Ha 40 bedene çıktığım oluyor yani. Bayandaki 40 beden. Erkekte 50 beden. Erkekteki 50 beden, kadındaki 38 beden. 52 beden, 40 beden. Ben kendim itiraf ediyorum. Tamam şimdi yaşım da gitti ben, öyle genç değilim. O kadar da yaşlı değilim yani, ortayım yani diyeyim. Şimdi ben kendimi eleştirmeyi seviyorum da, şimdi bazen de nefse ağır geliyor, onun için düzeltiyorum da yani biraz. Her neyse, şimdi benim örnek neden kendimden veriyorum? Çünkü kendim yaşıyorum ve gerçekten nasıl faydasını gördüğümü anlatıyorum bizzat kendim. Şimdi ben bu bedeni koruyorum yani 50-52 beden ama 54 olmaz. Neden? Çünkü kilo aldıkça dar olur bu bak şimdi. Mesela şimdi bu biraz ben başladım kendim yapıyorum bunu. Bolardı bu dardı böyleydi. Dedim ben böyle dedim zaten insan bunalıyor ve rahatsız oluyor. Bir herkesin bir onun için benim... Efendim? Alıştığı kilo var. Herkes alıştı ve rahat ettiği kiloya ben derim gelin. Hani ben şimdi şu anda kendimi iyi hissediyorum. Kal o kilonda. Problem yoksa. Ama problem varsa yani fazla kilom yani aşırı bir vücut kitle indeksini hesaplayın. 30'un üstündeyse onu belirteyim. 30'un üstünde olan vücut kitle indeksi kapıda şeker hastası, tansiyon hep hastalıklar bekliyor. Her an gelebiliyor. Ama 30'un aşağısındaysa keyif sizin. Hocam artık soruları alalım mı? Evet. Şimdi hemen şunu da belirtmiş olayım. Ben bunu kendim başladığım zaman ya bundan başlıyorum ondan sonra bunu yapıyorum. Bundan anlattım kısa. 2 günde 1,5-2 kilo veriliyor. Ondan sonra da bunu alındığı zaman da haftada 1,5 kilo sırf yağdan eriyor. Onun için en sabırsız birine bile diyorum ki ben sen 2 gün bekleyebiliyorsan bundan başlattığım zaman. Ben çok da Türkiye'de bundan başlatmıyorum. Bundan başlatıyorum. Neden? Çünkü benim Türkiye'de yeterince tecrübem var. Ben şimdi bunu verdiğim zaman birine burada hemen telaş heyecana giriyor. Hocam ben ölüyorum. Ölmüyorsun sen. Biraz şimdi alışman lazım. Çünkü bunu 5 defa hiçbir şey yemeden alıyorsun. Biraz yani zor. Bu bir defa yiyorsun 2 defa alıyorsun. Daha kolay. Bundan da verebilirsin. Biraz yavaş verirsin ama yine verirsin. 2 gün sabredeceksin. 2 gün sonra zaten neticeyi alıyorsun. Karın ve basenin bizzat eksildiğini görüyorsun. Çünkü lipolüs, biz onun bilimsel lipolüs diyoruz. Lipolüs aktif oluyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Yine bilimsel biraz. Bunu aldığınız zaman biz postprandial. Bak yine bir kelime geldi. Postprandial. Burada yine hocaya ben dokunayım. Çünkü sinir ediyorlar çok. Hocam postprandial ne peki?
Bilmesi lazım. Öyle değil hocam. Anlat. Postprandial. Nedir? Post. Yani Latinceden ama bu kadar detayda girmeye gerek yok. Sonuçta postprandial aldıktan sonra. Bunu aldıktan sonra glukoz çıkıyor. Yani şeker yükseliyor. Yükseldiği zaman, yani genel olarak yükseldiği zaman, bir şey yediğimiz zaman insülin salgısı oluyor. Dengelemek için şekeri. Bunu aldığınız zaman işte olay özelliği budur. Bunu aldığınız zaman ne fazla şekerin yükseliyor ne de insülin salgısına gerekiyor. Bu durumda neyi tetikliyor? Yağ erimeyi tetikliyor. Yani kısacası hemen bitiriyorum. Bütün harcadığınız enerjiler yağ deposundan harcanıyor. Biz buna diyoruz reine fett redüksiyon. Yani sırf ham yağdan eksiliyor. Emin olun ben bunu yapabilmiş olsam, böyle bir 15, 20, 30 gün yapabilmiş olsam, benim yaş yani şimdi 40'ın üstünde, ben bunu yapabilmiş olsam samimiyetle söylüyorum. Ben niye size şey yani boş laf anlatayım. Bunu 20-30 gün yapmış olsam, hani sporcular yapar ya böyle çok tekik mi? Neyi deniyor ona? Tekik mi? Mekik. Mekik pardon. Mekik, tekik. Mekik çekiyorlar ha. İnanın spor, mekik çekmek, her şeyi yapın, bu karın kasları gözükmez. Bundan disiplinli yapın, kilonu verdin, artık formdasın, az bir karın kaldı. Devam et, samimiyetimle söylüyorum, karın kasları dahi dışarı çıkıyor. Şaka değil. Çünkü sırf yağlar eriyor. Ben canlı arkadaşım örnek olacağım. Oya Hanım bakın siz hepiniz şahit olun. Hepiniz şahit olun. Ben şimdi Oya Hanım'ı özel, özel bizzat ilgilenerek başlatıyor. Siz ricam tekne. Yanlış da anlamayın burada. Sizin hiçbirinizin öyle yani fazla bir ihtiyacınız yok. Burada hani bir iki kişinin. Yok şimdi şu anlamda. Hani şimdi kalkıp hani hastalık konusu yani rahat etmiyorsan şimdi bir iki kilo ver, o ayrı bir mesele. O zaman zaten basa bir şey yapmana da gerek yok. Ama şuna gelmek istiyorum. Bunu siz yani almanız için değil. Ha şunu da kesinlikle yanlış anlamayın. Yani bizim burada biz kutu satma o durumunda biz size sadece tedavi yönteminin özelliğini anlatıyoruz. Çünkü bu marka bir şey, bir de yani yanlış anlamayın. Şimdi burada bir kutu satılmış satmamış yani o mevzuat değil. Burada tek biliniz. Ola ki bir gerçekten ihtiyacı olan biri. Buna ne verseniz imzalı verebilirim. Çünkü ben bunun arkasında duran biriyim. Ve hiçbir rahat bir şekilde şey yapabilirim. İsim vermeyeyim. Beni burada çok hocalar tanır. Yani isim yapmış meşhurlar da tanır, takip eder. Bu ürünümü de takip ederler. Ben isim vermiyorum. Birisi bir yanlış yaptı. Anladı, yine devam ediyor. Bir ortak arkadaşımız varsa onun için kesin ve emin biliyorum. Biliyorsun ara ya, neye sen çekiniyorsun? Ara de Fikret Hoca, bu senin ürünün. Ben bu kadar zaman buranın meşhur hocalarındayım ya da neysen. Yardımcı ol bunu, gel ben hastalarıma vereyim. Yok. Ne peki? Gitmiş bir üreticiye. Yaptırmış bir şey. Piyasada satıyor. Ben dedim bu rezalet ya. Ya öyle ama. Bu ortak arkadaşıma dedim ben. O da biraz pozisyon olarak, makam olarak şey biri, havalı bir, yani hava değil, yani iyi bir yerde, pozisyonda. Dedi iyi de kekeledi, bir şey diyemedi. Çünkü haklıyım. Sen bunun niyetin gerçekten insanlara faydalı olma. Biraz önce anlattım. Kilo sıkıntılı olan hastaların ruhsal da isterse moral bozukluğu var ya. Ya ben fazla kilon olmasa bile yine rahatsız oldum, yine moralim bozuluyor. Sen buna destek olacağın yerde niye boş işe? Evet, tiroid demiştin, ben hemen onun için. Şimdi tamam, şimdi tiroid hastalığında genel olarak da şunu bilmiş olun. Ben kısa geçeyim. Bu tiroid şeyinde iki şeye bakılır. Bir, çalışmasına, yavaş mı çalışıyor, normal mi çalışıyor, hızlı mı çalışıyor. Bir de ikincisi büyüklüğüne bakılır. Küçük mü, normal mi, yani büyük, normalden daha mı büyük? Übergröße yani. Bu iki tane veriden sonra tedavisi kararlaştırır. Zaten tedavisi iki tedavi var. Ya ameliyat ya da tablet. Sizinki muhtemelen tablet ameliyatı. Ha. Tamam. Şimdi böyle olduğu zaman metabolizma genel olarak muhtemelen sizin yavaş, genelde yavaş çalışmıyor. Evet. Böyle durumlarda siz, örnek veriyorum, kilo vermek isteyip bundan da yaptığınız zaman yine verirsiniz. Burada farkınız ne olur?
sizin gibi hasta olmayıp da işte normal olana yarım kilo bir kilo fark olur. Yani örnek, yani siz ki ne verebilirsiniz? Siz mesela 3 kilo veriyorsanız öbürü, yani şöyle söyleyeyim, 2 haftada bunsuz diyelim, 2 haftada bunu yaparsanız 3 kilo, 3-4 kilo. Hızlandırma da yaparsak, onu da işin içine kattık, 4 kilo verirsin, bundan 5 kilo verirsin. Başka biri de bundan 5 kilo da verebilir, bundan 7-8 kilo da verebilir beraberinde. Ben en düşüklerini söylüyorum. Bakın şunu bilmenizi isterim. Ben çok düşüğünü söylerim, sürprizi severim. Yani siz diyeceksiniz, örnek veriyorum. Bunu da şimdi şu anda aklıma geldi diye söylüyorum. Mesela genelde bunu mesela yapıyor, diyor hocam, diyor ben diyor bir haftada 3 kilo verdim diyor. Tabii verebilirsin. Vücut müsaitse. Ama eksiklik varsa onu da belirteyim. Mesela eksiklik ne? Çok aç kalıyorsun. Sık sık diyet yapıyorsun. Açlık metabolizmasına vücut giriyor. Açlık metabolizmasına girdiği zaman bu defa şoka giriyor. Sinir sistemi de acil şeker gerekiyor. Şeker de bulamadığı için, bakın yine bir kelime geliyor şimdi, glukoneogenize. Glukoneogenez. Bu ne oluyor? Bunu da anlat hocam, değil mi? Yani ben duydun ne işe anlasın. Bu demek oluyor, karaciğerde şeker üretimi diyor. Glukoneogenez, yani karaciğerde şeker üretimi. Çünkü yemediğin zaman karaciğerden üretim yapıyor şekerini. Bunu da lazım çünkü vücut, sinir sistemi şekerle besleniyor. Şimdi böyle bir durumlarda, yani her zaman diyet yapıyorsun, bozuyorsun vesaire, vücut tahrik oluyor ve açlıktan dolayı ilk başta amino asitler, kastaki amino asitleri alıyor üretim için, şeker üretimi için vücut. Amino asitleri aldığı zaman kaslarda ne oluyor? Kas kaybı oluyor. Yani kas eksiliyor. Bunun da vücutta nasıl bir belirtisi? Yaş gittikçe vücut, böyle güzel bir bayan figürü iken gittikçe böyle düzleşmeye gidiyor. Onun da nedeni bu. Yani zayıfsın ama formun bozuluyor. O da işte kas kaybından gittikçe. Ve sıkıntı ne? Basen ve karın bölgen artıyor. Hocam merhabalar. Tekrar. Şimdi ben bu anlattığınız ürüne ilgi duyuyorum. Ve ama bunun nasıl kullanılacağını bilmiyorum. Kullandığımda cidden faydalı olacağını düşünüyorum. Ama nasıl kullanmalıyım? Neyle kullanmalıyım? Günde kaç kere almalıyım? Kaç öğün bunu kullanmalıyım? Anlatırsanız. Sevim. Tabii ki. Şimdi öncelikle shake'a 300 milim süt alıyoruz. 300 milim süt. Hocam peki sütte fark ediyor mu? Yani light süt, light normal süt. Süt ne tercih etmeliyim? Az yağlı süt. Az light yağlı süt. Süt, tamam. Light süt. Ondan sonra iki kaşık tosttan. Kaşığımız yok ama içerisinde. İki kaşık. Yalnız kaşık yok içinde. İçinde bir dakika, şurada. Bak. Bir dakika, şurada. Aaa! Tamam. Pardon. Evet. İki kaşık. Toz koyuyoruz. Çok güzel kokuyor bu arada. Hafif tepeleme oluyor kaşıklar. Evet. Aynen öyle. Evet. Şekerimize iki kaşık koyduk. Tamam. Kapatıyoruz. Evet. Ve çalkalıyoruz. Ortalama. Ortalama. 15 saniye, 20 saniye gibi mi? Olabilir. Şu anda yeter. Tamam. Ya şimdilik de açıp içebilirsiniz. Yani şöyle açabilirsiniz. Kameraya bakarsanız. Evet. İçiyorum. İçebiliyorsunuz. Çok merak ediyorum. Afiyet olsun. Sizin. Yani tadı muazzam. Yani ben çileğe bayılırım hocam. Ayrıca. Afiyet olsun. Şu an bana çok iyi geldi ve tatlı düşkünü bir insan olarak her gün mutlaka tatlı alıyorum çünkü ben. Afiyet olsun. Tatlı ihtiyacımı bir şekilde karşılıyorum. Muhtemelen bu benim tatlı ihtiyacımı %100 karşılayacak. Öyle muhakkak. Umarım. Hocam başka ekstra söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu kadar yani. Bu yok, afiyet olsun. Bunu iki öğün yerine alıyorsunuz, hı-hı, bir öğünde yiyorsunuz. Bir öğün hangi öğün mesela? Yani onu seçebilirsiniz. Sabah, öğlen veyahut da akşam, hı-hı, öbür öğünlerde iki defa alıyorsunuz. Hı-hı. Yani mesela akşam bunu almak normal öğüne göre daha çok fayda sağlayabilir mi bize? Tabii ki. Çünkü akşam genelde çok yeniliyor.
akşam çok yenildiği için bunu aldığın zaman hiç olmasa fazla kalorileri tasarruf etmiş oluyorsun. Tamam, teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Çok güzel hocam. Evet. Onu da aynı zamanda şeker de size hediyemiz olsun.